Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecba'in. Ala Resulina Muhammedin selavat. Hoş geldiniz. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak, cin, şeytan, erva habise, mevad-i şerire ve nefs-i emmaresi, emmarenin vehim ve vesveselerine muhafaza eylesin. Amin. Derste huzuru etem, huzuru tam nasip eylesin. Amin. Geç kaldığımdan dolayı da 5-10 dakika özür dilerim. Sebebini söyleyeyim. Lazım olduğu için. Yoksa bunu belirtmeye de gerek yok. Bir arkadaş geldi, eski dostumuz. Kaç yaşı? 30 yoktu. Yani 20-30 de. 28. Vedalaşmaya geldi. Gidiyor. Esbab noktasında. Ahirete gidiyor. Vedalaşmaya. Ve şunu sormaya geldi. Belki yatsı da burada giderim diye. Olmadı. Ben odama geldi. Odamda ben derse aşağıda Selat Vitir'i de odamda kılayım dedim. Odamda namaz kılmamı bekliyordu. Belki bu kapıda, bu beklediğim kapıda ölürüm dedi. Yani esbab noktasında gün vermemiş vesaire. Bakalım. Bir şey anlatacağım. Tabii ki ölüm şey ama perde kalkınca da insan tuhaf oluyor. Bana dedi ki, abi Azrail Aleyhisselam dedi, gelince beni nerede görsün? Bir elinde dedim, Hizbul Kur'an, bir elinde Risale olsun, öyle gitti. Ben de geleceğim zaten yakında. Böyle gitti. Beni de duygulandırdı böyle. Derken bir 10-15 dakikadan taktı. Allah Allah. Dünya öyle. Bize şimdi şey geliyor böyle. Ben hiç olumsuzluğu, ölümü de seven bir insanım. Ölüm denen şey benim dünyamda çok farklı. Neyse. Şimdi doğru düşüncenin malzemelerini vereceğim, vermeye çalışacağım. Bağla layıkasında. Konu bir tane değil, herkesi kapsasın diye. Mektupta, mektuptan mektuba atlayacağım ve mektuplardan seçilen, inandığım işte faydalı olur zannettiğim o mektubun içerisindeki bazı cümleleri zikredeceğim. Sana bana faydası olur. Not aldım. Edip, çalışarak kardeşim. Notlar alarak. Böyle şey yaparak derse oturmuyorsunuz zaten. Bismillahirrahmanirrahim. İlk şeyimiz. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Şöyle de tutabilirsiniz içinize. 8. okunacak cümle bana. 11. okunacak bana. 5. okunacak bana. İçinizden tutabilirsiniz. İlk okuyorum. İlki kaçırdık. Aynedir bu alem, alem aynedir. Allah görünür dahil. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Cenab-ı Hak, hakkı ifade eden esma mecmuası. Mirat-ı Muhammed'den, mirat ayna değil. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahil. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünüyor, kainat aynasında Allah anlaşılıyor. Şimdi nereye gireceğiz? Mirat, değiştirip dönüştürendir. Toprak mesela, çekirdeği alır, bunun gibi. Bak bu toprak mirattır. Değiştirdi. Hiç ömrümüzde, çekirdeklerden ağaç olduğunu görmesek, maydanozun çekirdeği, havucun çekirdeği, ne bileyim hani böyle toz gibi, mısır çarşısında var, böyle gördüm. Toz gibi çekirdekleri görsek, hiç daha çekirdekten ağaç olduğunu, karpuzdan ağaç olduğunu görmedik. Hiç bu çekirdekten bunun çıkacağını tahmin eder miydik? İşte biz bilmiyoruz. Ama toprak diyor ki, ver bana ne olduğunu ben sana göstereyim. Ne yapıyor? Onu değiştirerek dönüştürüyor. Değiştirerek dönüştüren gübre mesela,
değiştirerek dönüştürüyor. Bu değiştirerek dönüştürüyor. Bir şey anlatacağım, çok önemli. Cevap verecek. Mirat içini dışarıya gösterir. Mesela aynada ben gözüküyorum. Yansıma niçin yapıyor? Şöyle mi yapayım? Şundan mı? Biraz da uzak mı yapayım? İki, yankı yapmasın. Ehli varsa, bak sese göre alt düşür. Ben aynada gözüktüm mü abim? Yansıt buraya diyorum. Yansıtır mı beni şuradan buraya? Yansıtmaz. Peki, güneşi tutun. Güneşi buradan oraya yansıtır. Değil mi arkadaşlar? Kesif olanları taşımaz. Nurani olanları taşır. Tamam mı abi? Şimdi ayna benim gibi gösterir. Yani beni gösterir. Ama nurani olursa aynanın karşısındaki o ayna onu taşır. Bu sefer bu ayna mirat olur. Karşı inşa eder. Şöyle güneşi buraya tutsan bu büyür. Değil mi? Tamam mı arkadaşlar? Buyur. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle sahabesi böyle kalmış kalkamıyordu. Peygamberi seyrediyorlardı. Ayet gelmek zorunda kaldı. Onu bırakın gitsin diye. O Muhammed aynasında gözüken Allah olduğu için kalkmıyorlardı. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Böyle bir manzara seyreder gibi, mesela bizi keyiflendiren, şehvetlendiren, merhametimizi yapan, yani duygusallık yapan, bundan 70 kat ileri Muhammed aynasında, ruhunda Allah görünür daim. Yani seni inşa ediyor. Yani böyle bir duygular, hisler değil, aynı zamanda inşa oluyorsun. Ha? İnşa oluyorsun. Ondan Allah görünür daim, yani mirat, böyle insanı değiştirir, bazen de dönüştürür. Abi aynalıktan miratlığa geçiş takvayla mıdır? Takvayla. Şöyle bir şey düşünelim. Bu ayna düşünün. Tabiat perestler, vahdet-i vücutçular, ehl-i sünneti çözecek bu misal. Vahdet-i vücut da tabiat perestler birbirine benziyor. Bak şu. Şimdi bu ayna düşünün. Temmuz Ağustos'da 12-1'de şiddeti zuhurundan güneş şiddeti zuhuru bir vurdu ayna yok olur. Sağa solu her tarafı güneş kapladığı için şiddeti zuhurundan ayna gözükmez. Böyle bakamazsın yani değil mi? Nurundan. Sen bakabilir misin semadaki güneşe? Onun şiddeti nuru ayna çok kaliteliyse bakamazsın. Aynayı göremezsin. Güneşi görürsün. Ayna gizlenir. İşte tabiat perestler sebebin neticesini sebepte neticeyi gördükleri için buna ayna diyemediler, buna güneş dediler. Budur. Çünkü aynayı görmediler, göremezler. Şiddeti zuhurunda. Vahdet-i vücut ise o kadar ona nazar ettiler ki bu da aynı onun gibi, bu da bunu görmedi, Allah adına mevcudat inkar etti. Ve tabiat perestler, aynada gözüken güneş adına aynadakileri, aynayı ve aynayı inkar etti. Yani burada ayna ağaçtır, elmanın gözüktüğü yer. Ayna anne kadındır, yani insanın ortaya çıktığı yer. Ayna topraktır. Şimdi burayı kaçırmayın çünkü. Güneş o kadar şiddetli zuhur etti ki aynaya güneş denilir. Üstad diyor. Şiddetli nurundan, şiddetli zuhurundan güneş denilir buna. Güneş. Güneş denilir. Yani göremiyorsun. Ayna gözükmez mi arkadaşlar? Gözükmez. Usta başka yerde dimağa ayna diyor. Şimdi dinleyin. Şimdi ehl-i sünnet ve cemaat diyor ki
bu gözüken güneş, güneş değildir. Güneştendir ama güneş değildir. Ne aydır, ne gayrıdır. Nurani olduğu için aslın özelliğine sahip. Ben aynaya bakınca kesif olduğum için aynadaki ben, benim duygularım, hislerimi, vasıf ve sıfatlarım gözükmez aynada. Suretim gözüktüğü için yansınmam bu tarafa. Ama güneş nurani olduğu için ben kesifim. Güneşin ısısı, ışığı, yedi rengi, hassası buraya vurur ve buraya inşa edilir. İngiltere'de böyle bir şey gördüm ben. Otokat, otopark var böyle kat gibi bina. Oraya bitkiler şey yaptılar. Güneş panelleri koydular. Tutuyor içeriye. Güneş ışınlarını. Şuraya da bir tane de koymuş, bitkilere yansıtıyor. Onu gördüm ben böyle bir yer. Güneşin hassiyetine sahip. Ehl-i Sünnet diyor ki, burada gözüken güneş, görmüyoruz gerçi aynayı ama biz aynaya itikad ederiz. Ayna itikattır. Çünkü dimağ mertebesini düşünün, aşağıda yukarıya soğan kabuğu gibi. Dimağ mertebesi, dışarıdan içeriye giriyorum. Psikoloji de bu. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikat. Anlamadığını biliyorum. Ama böyle bir yedi katman düşün. İtikat bunun sonudur. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikat mı? Ha, bu gözüken şiddeti zuhurundan olan güneş aynayı gizlemiş. Ama Ehl-i Sünnet diyor ki, biz gerçi görmüyoruz ama bu aslı güneş olamaz. Güneşin hassiyeti gözüküyor ama burada tezahür eden bir şey var, ayna var. Vahiy ile bunu söylüyor. Bu güneşten buradaki aynaya itikat ediyor. İtikat ediyor. İman et. İman ise bu itikattan sonra, bu ayna itikatında iman gaybadır. Aslı güneşe iman ederler. Gözüken güneşten arkasındaki aynaya itikat eder. Bu itikat, bu ayda güneştir, şey, tezahürdür, cilvesidir, tamam mı, tecellisidir. Asıl değildir deyince gayb olan semadaki güneşe intikal ederler. O gayb olan güneşe iman edilir. Elimizdeki aynaya itikat edilir. Tabiat perestlerle vahdet-i vücutlar aynı yere bakıyorlar. İkisi de aynı şeyi söylüyorlar. Her şey budur. Vahdet-i vücutta her şey budur dedi. Yani onun cilvesini burada görünce odur dedi. Allah'ın sıfatlarını burada görünce odur dedi. Tabiat perestler de her şey budur diyor. Bunun arkasında ne bir şey arıyorsunuz? Ha, bir tanesi mevcutat adına Allah'ı inkar ediyor. Ötekisi Allah adına şey, Allah adına mevcudat inkar ediyor. Ötekisi mevcudat adına Allah'ı inkar ediyor. Birbirine benziyor. Ama ince bir çizgi var. Ötekiler şataat ve aşk. Şimdi demek ki gözüken güneşin arkasında itikat var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün isimlere azami derecede mazhar değil miydi? Her ismin mertebeyi azamına mazhar. İsmi azama mazhar. Ruh ahlisi böyle. Onun ruhunda Allah gözüküyor. Çünkü Allah da isim, Rahman da isim. En zirve isimler. Aynedir bu alem, aynedir. Mirat değil alem. Ay, çünkü inşa etmez, gösterir, tanımlar, ifade eder. Toprak gibi inşa etmez. Toprak inşa ettiği için mirattır. Tamam. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Hakkı gösterdiği için hakla ayakta durur. Hakkı tanımlar, hakkı gösterir. Mirat-ı Muhammed'den. Muhammed'in ruhunda Allah görünür daim. Sahabe orada bakıp inşa oluyorlardı. Ne anladınsa. Peki, geçiyorum. Bunu söylemiştiniz Hasan abi. 40 kere yakaza halinde Peygamber Efendimiz'i müşahede eden zat, yani en düşük bir sahabe hükmüne geçmiyor. Yani sahabeleri bu kadar makbul ve kıymetli kılan da bu herhalde. Celaleddin'in suidi 40 defa değil mi? Yakaza açıp böyle seninle konuşur gibi peygamberi görüşüyor. Velayetiyle görüştüğü için, risaletiyle olmadığından sahabe olamıyor. Ders de alıyor. Çünkü sahabe mirat-ı ruhundan, risaleti noktasında Allah görünür daim olduğu için bir anda inşa oluyorlardı. Çünkü ruhta tezahür eden Cenab-ı Hak artık zamana, mekana, müddete vasıfa, sebeplere ihtiyaç yoktur.
bir anda netice oluyordu. Peki Mucizat-ı Ahmet İsa yazıldığında Üstad Hazretleri orada mıydı, yaşıyor muydu? Onu nasıl tanımlayabiliriz bundan? Şimdi Üstad Hazretleri, bak orası çıktı gibi, evet. Bak orasını okuyacağım, hiç değiştirmeyeceğim. Şimdi 19. mektubu yazarken Üstad kütüphanede, hey kardeş sen hakkında, Roma hakkında bana bir malumat ver, Uhud hakkında, Bedir hakkında, tamam mı? Böyle bir malumat, bir kütüphanesi yoktu, hapishanelerdeydi. Üstad dağda bayırda yazılmış, hapishanede yazılmış. 19. mektup öyle bayırda şeyde yazılacak bir kitap için, çünkü öz ve hulasa cümle kullanılmış. Bak ona ait ne diyor? O vakada, o Uhud'da, Bedir'de, o vakada siz cismen değilse de fakat ruhen serveri kainat Efendim Hazretleri ile beraber idiniz tasavvur ediyorum. Niçin? Zira o vakayı meskurenin, yani o olayı tanımlarken, anlatırken, o Uhud'u, Bedir'i ve o sahabeyi anlatırken vakayı meskurenin künyesiyle, mevkisiyle, ananesiyle, katiyen müşahade ve ol ve cihle nak ve tahir buyurduğunuza kani ve kaili. Yani böyle nakledilemez. Onu seyretmeyin. Alimi manada, ya kardeşim, ya biz, bizim gibi gafil. Uyuyoruz da o geleceğe geçiyoruz. Uykuyla geçiyoruz. Müsaade et de onlar ayıkken geçsin ya. Bazı gelecek hadiseleri görmüyor musun? Yani benzer, yani gölgeli değil mi? Aman aman, ya ben görmüştüm fark diye başımıza geliyor. Veya istihare namazını ne şey yapıyoruz? Geleceği tanımlamak için. Geleceği görmek için istihare yatıyoruz. Siyah ve kırmızı çıkarsa yapma. Beyaz, geçenlerde bir tanesi. La kardeşim beni yatırmazlar, ben yatamıyorum, saatim belediye zorladı falan. Neyse, bizim şeydi. Tamam yattım. Bir tarlaya gidiyorum. Tarlaya gidiyorum. Ooo acayip beyaz yeşil ama kırmızı çiçekler de var. Kardeşim dedim, bak size hayrı fazla ama şeri de var kenarda. Bak acayip bir şey ya. Peki ne? Tanımıyorum. Peki kim benim niyetimi biliyor da niyetime göre onu bana gösteriyor? Başka bir örnek vereyim de ondan sonra şey yapayım. Haşirle alakalı. Öğlen vakimlere gitmiş. Kardeşim herkesin çevresi farklıdır değil mi? Baban da yoksa benim babamla, babamın çevresiyle benim çevrem farklı. Babamla 15 sene görmemişim. Sonra onun çevresi İçenekköy'de oturuyor, şey yapıyordu yazın, şey kışın. Vefat edince, neyse İçenekköy'e gittik. Allah sizin de geçmişinizi rahmet etsin. Bak şimdi, hem haşire ait bir örnek oldu. Köye götürdük, gömdük. Varisi benim, en büyük oğlu benim, erkek. İkinci akşam rüya görüyorum. Oğlum, benim yastığımın altında çakı var. O çakıyı arkadaşıma ver. Ben ne bileyim ya arkadaş. Kalktım, rüya işte. Yani yastığın altında çakı var yani. Bir sürü çakı var. Şimdi namazı kıldım, sabah namazını. Sünneti kıldım ha. Buna dayanamadım ya. Yine yiyor, acaba katın var mı? Ya yok tamam işte ne yapıyorsun? Ardır yok olan dedim, huzurumu kaçırdı. Gideyim şu yastığa bir bakayım. Oradayım. Duayı yaptım. Yastığın altına bir baktım. Zaten çakı duruyor. İnan. Çakı duruyor. İnan. Yani acayip oldum. Bir garip. Yani şimdi kim nereden kime neyi haber veriyor? Kim nereden kime neyi haber veriyor? Kim nerede? Yok oldu. Öldü gitti, kaybolduysa neyi, kime, nereden haber veriyor? Ulan tamam, bir ucu çıktı, çakıyı bulduk. Arkadaşıma ver. Ulan bunun arkadaşını nasıl bulacağım şimdi? Yeniden yatamam. Yani baba kim değil, o kadar. Artık sen çöz, iz takip et. Ha bunun arkadaşı çevresidir. Geldim İçerenköy'e, cebime koydum. Geldim İçerenköy'e. Hani ihtiyarlar camiye gider ya böyle paltolu falan, palto böyle salkar, o ona çakı koyar cebine, o çakı alır, mendil koyar, bilmem tespih koyar, tespihini alır. Hani ihtiyarlar ha? Şimdi ben gitsin de almış çakısını. O şekilde de koymuş, birkaç gün sonra da unutmuş, öyle memlekete yazın gidiyor. Yazın giderler ya, kışın gelirler sizinkilerden. Baktım ki, bunlardan herhalde dedim, gittim camiye.
Dedim ki hocaya, o tanıyor beni. Tanıştık. Dedim ya babam, söyledik. Dedi ki babanın esami arkadaşı şurada dedi bir peynirci var dedi. Peynirci. Yağcı yani. Gittik ona. Selamun aleyküm selam. Yaşlı adam. Selamun aleyküm selam. Dedim ki böyle böyle bir zatı tanıyorum. Tabii ya dedim ben onun oğluyum. Vefat etti. Böyle acayip oldu. Dedim ki hacı babam. Sana bir şey göstereceğim. Bunu tanır mısın? Çakıyı çıkarttım. Hiç unutmuyorum. Onun siması kameraya çekilseydi. Bunu tanıdın mı dedim. Oğlum dedi, bu benim çakım. Bu nereden şey yaptın? Vallahi babamı şöyle şöyle gördüm. Adam diklendi dedi ki, bak cümle çok önemli. Ötelerden gelen haberle bana ulaşan çakıyı ver bana dedi. Bak hemen ötelerden gelen haberle bana ulaşan, soruyorum Allah aşkına, yalan mı söyleyeceğim size? Ki buna cins siz de çok görmüşsünüz veya yakın akrabanız görmüştür. En azından istihare namazını yapmışsınız. Babam yok oldu, hiçliğe gittiyse nereden, kime, neyi, niçin haber veriyor? Bir yanlış şunu vermedi işte. Sokak numarası, kapı numarası, adamın numarasını demedi. O da olsaydı ben hiç gitmezdim, akarlıya verirdim. Oradan kalbe yapmıyorlar. İlişki kur. Allah. Demek ki varmış ahiret. Bak hayat fışkırmış. Toprakta hayat mı var? Yok. Sizden hayat niye fışkırıyor? Demek ki bu perde. Bu mirat. Bir tanesi gelip o aptal bir tanesi çıkıp demez ya bu toprakta hayat var. Doğuştan ama manzara çiziyor. Gece 12 Bodrum'da. Göz sahiplerinin hayreti düşecek bir manzara. Hani var ya kel diyor ilaç yapabilse kafasına sürer. Şimdi sevgili kardeşim. Çünkü enaniyet, başka cümle okuyorum. Tutmuş muydunuz bir numarayı? 3 müydü bu Hasan abi? Bu 2. Ha 3. 3 olsun. Çünkü ben şey sordum. 3 bu. Çünkü enaniyet ve nefsaniyetin şiddetle hüküm ferma olduğu şu asırda. Sen bundan istisna olamazsın. Bir daha. Asrı tanırsan ticarette, evlenirken, ev ilişkileri, hanım ilişkilerinde, münasebetlerinde, arkadaş şeylerinde bu tedbirle şey yaparsın. Paldır küldür davranma için malzeme neymiş? Bu asırda, abi niye böyle oluyor? Enaniyet ve nefsaniyetin şiddetli hüküm ferma olduğu bir asır. Şöyle bir misal vereyim hepiniz. Hazır mısınız? Bir şey yapacağız. Bile konuşmasın. Umumu hukuk hariç. Yani mesela diyelim ki kızım falanca komşunun bak kızıyla şey yapma kötü yolda bir şey. Böyle umumu hukuk olunca bu gıybet değil. Tenkit mesela Risale umumu hizmete zarar veriyor, Kur'an'a İslam'a zarar veriyor, ehl-i sünnet değil. Ama değil. Hususi konuşacağım. Umumi hukuk değil. Umumu hukuk hariç. Bu asır gıybet ve tenkit hastalığı sarmış. Asır gıybet, tenkit hastalığı. Acayip salgın hastalığı gibi. Ne hastalığı varmış abi? Gıybet ve tenkit. Anladınız mı bunu? Bir daha. Umumu hukuk hariç, asır, gıybet ve tenkit hastalığı sarmış. Tamam mı? İçinizde ne doğdu? Şimdi soracağım. Alameti de bunu duyan insan, tabii canım benimle alakası yok. Hep bunu duyduktan sonra dışarıya veriyorsan sende bu hastalık var demektir. Onun için durdum. Bak dedim ki gıybet ve tenkit hastalığı sarmış. Safet sen de desen misal. Tabii canım sokak acayip. Sende de o var demek. Çünkü bu dersi dışarıya attın. Oysa üzerine alacaktın. Başka? Bu risale sanki bu 4.
Bu risale sanki ufukta bir hedef, ehli iman için bir rehberdir. Senin böyle bir hedefin var artık. Bu risale sanki ufukta bir hedef. Çünkü insan inşa ediliyor, insan. Risale-i Nur, insanlık inşa ediliyor. Ufukta bir hedef, ehli iman için bir rehberdir. Başka? 70 hadsiz. Yani 5 değil mi abi? 5. 5'i siz numara söyleyin, ben unuturum. Hadsiz ihtiyaçlara düşen, zahire aldanarak maddiyata saplanan ve kendini lakaytlık içinde yeise düşüren zavallılar. Bak, sistem nasıl çalışıyor? Hassiz ihtiyaçlara düşen bir insan. Beka istiyoruz. Bu beka istedin mi ki? İsteyen, istemeye fıtrat yoktur. Seni nihayetsiz aciz etmiş. Fakir etmiş. Her şeyden etkileniyorsun ama her şey istiyorsun. Her şeyden etkilenen aciz. Her şeyi isteyen bir fıtrat fakir. İdealist adamı yazdım bugün. Edip. İdealist adamın bir sıfatı şudur. Zaafları az olandır. Ne kadar zaafları azsa bu idealist lider insandır, aksiyondur. Zaafları az olan, terklere muvaffak olan insan. Terk, gıybeti terk et, ben merkezliği terk et, hubbu dünyayı terk et, fani gayet hürmetten terk et. Şimdi bak, hadsiz ihtiyaçlara düşen bir fıtrat. Zahire aldanarak, zahirdeki şaşa, yanıp sönen ışıklara aldanarak maddiyata saplanan ve kendini ya uf neresinden şey yapacağım ya, ya bu yaşa kadar geldik ya, bundan sonra daha ne yapacağım deyip lakaytlık içinde düşerse yeise müptela olur. Lakaytlık yeis verir. Aslında bir hastalığı da bir tane de lakaytlık, bir de tembelliktir. Tembellik de hastalıktır. Allah'a inanamama değil mi abi bu? Tabi tabi bir şey. Allah'a inanmasa intihar sebebi. Evet, intihar sebebidir. Yani Allah'a inanmayan niçin intihar sebebidir? Hayat manasını yitirirse intihar seçenek olur. Soruyorum hepinize ve sana Aseten ve kendime. Aynen misin sen? Hayatından daha değerli bir şey var mı? Yok. Çünkü her şeyi değerlendiren hayattır. Hayatın gittiğim hiçbir şey yoktur. O zaman her şeyi gösteren hayat her şey kadar kıymetlidir. Hayatından daha değerli bir şeyin yoktur. O zaman bu hayat her şeyden daha değerli ise bu hayata bu seviyede değil, hayatından daha değerli bir gaye hedef göstermen lazım ki o gaye ve hedefe uğrunda çalışmak hayat harcamaya değsin. İnsanın kıymeti de bu nispetle. Bu nispetle olur. Hayatından daha değerli bir şey hedef olursa hayat yaşamaya değer, hayat kıpır kıpır olur. Duramazsın yani. Çünkü kıymetli bir şeye akit veriyorsun, bedel ödüyorsun, alıyorsun onu. Eğer hayatından daha basit şeylere, hayatın endeksler, hayata gaye yaparsan, verdiğinle aldığın arasındaki korkunç uçurum seni hayatı manasızlaştırır. Hayat manasız olursa intihar seçenek olur. Ve kaçınılmazdır. Hayat manasını yitirmemesi için abi ben hayatıma kaliteli bir hedef göstereceğim. Ne yapayım? Hayatınıza şu 4 soruyu sorun. Sorduğun için şey yapıyorum. Hayatınıza şu 4 soruyu sorup samimi ve ciddi cevap ararsanız hayatınızdan daha değerli bir gayeye hayatınızı bağlamışsın demek ki hayat yaşamaya değer ve zaten duramazsın da. Keyif de verir. Öyle taşkınlıklara, moral bozukluğa, can sıkıntıya, intihara, şöyle psikoloji bozukluğuna zaten zamanın olmaz. Nedir o? 4 tane soruyu şu. Ne olabilir Edip? 1. 4 soru hayatına sor. Ben kimim? Ben kimim? Nereden geldim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Niçin geldim? Burası neresi? Tamam. Eğer hayatına yaslan bak. Nereden geldim? Bak öne fıtratımın istediği
ebed, sonsuzluk. Fıtratım niçin orayı istiyor? Ben kimim? Burası neresi? Ne olur lütfen bu sorulara cevap arama nispetinde samimiysen hayatın kaliteli olur. Ve vallahi kısmen ehliyim bunun. Hayat kıpır kıpır olur. Yaşamaya değer inan. Gece gündüzün aynı olur. Keyifli olur. Bana diyorlar ki abi nasılsın? Vallahi kötü olmaya zamanım yok. Niye zamanım yok? Yani kötü olmak için düşünmem lazım. Öyle neye gitti? Allah Allah nasıl duruyor, niye duruyor? Onu neye gitti? Olmadı ya. Ya bunu ben yapacak zamanım yok ki. Tesbihatları yolda yapıyor. Yetmiyor. Ama bak işte. Bak sizin 10 dakikanızı çaldı. Ne yapalım ama adam gidiyor. Abi. Abi vedalaşmaya. Ona nereye gidiyorsun dedim vedalaşmaya. Ben de zannettim şehir değiştiriyor. Yok abi ahirete gidiyorum. Esbab noktasında doktor diyor gün vermedi. Bitti. 3 defa, 2 defa ameliyat. Tamam bundan sonra zaten eğer ameliyat yapıyor. Yavrum rahat tutur. Rahat tutur. Şimdi gidiyor vedalaşmaya. Şimdi bunun için söyler misiniz ya ne olur? Her adam hepimiz öleceğiz ama onlar için biraz perde kalkmış. Ölümünü bu ya, her an böyle bekleyen. Veya bunun gibi. Artık önemli değil ya. Öleceksin ama. Mühim yani aşağıda Mercedes duruyor. Çekmecedeki de para var ya. Şimdi çekmecedeki para, aşağıdaki Mercedes o boşluğunu doldurabilir mi? Ben bu kürsüde söylerken ben bunun dışında mıyım? Hayatımdan daha ulvi bir gayem olduğu için hayat onun için çalışma keyif verdiğinden vallahi ölümü dört gözle bekliyor. Ve korkmuyor. Ve keyif veriyorum. Size teşvik olur diye söylüyorum. Çünkü mevt ölüm değildir. Mevt tebdil-i mekandır. Oda değiştirmek değildir. Lugatı odur. Tebdil-i mekan bedelleme. Bu odadan bu odaya geçmektir. Değildir. Bu lugatıdır. Mekanı kaldırmaktır. Yani dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Perde, örtü neredeyse örtülen de oradadır. Buz neredeyse su oradadır. Odun neredeyse duman da nur da oradadır. Dünya neredeyse ahiret de oradadır. Üstad gül goncasına benzettim. Evet gül goncası. Ahiretin dışın. Peki nasıl böyle diyebiliyorsunuz? Size bir müjde vereyim. Şu andaki haletiniz, duygunuz. Ta kapıdakiler duyuyorsunuz değil mi beni? Evet. Ha. Şu andaki haletiniz ne olur? İçinizde bir hesaplayın. Bir saat önceki sokakta, iş yerinde, şurada buradaki haletiniz de aynı mı? Şu haletiniz ne cinselliktir, ne baklavadan gelmiştir, ne de bir maçı kazanıp da sevincindir, ne de havayı teneffüs etmektendir. Şu andaki haletiniz orayı burada yaşamaktır. Bu halet oralı, buralı değil. Şu anda zaten oralısın. Zaten orası acemi değil ki, yabancı değil ki, garip değil ki. Zaten şu anda onu yaşıyorsun. Orası bize uzak değil. Zaten yaşıyoruz. Ahirete iman, kadere iman, amentu billah orada değil. Burada işe yarayacak. Orada yaramayacak ki. Orada ahirete iman. Ne ahirete iman? İman gaybadır. Zaten ahirettesin. Melekler iman. Zaten adam hesap soruyor sana. Ne iman? İman gaybadır. İman buradadır. Ne demek? İman ettiğin şeyle besleniyorsun. Allah ile besleniyorsun. Çocuk anası emer gibi. Şu anda yok mu? Ben keyif alıyorum şu anda. Veya biz namazında olmuyor mu senin? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bazı namazlarında keyif almıyor musun? O ne demektir biliyor musun? Allah sana aralıyor. Şu anda sen de memnunum diyor. O andaki aletin buralı değil. İstersen yarın Eczacı'ya sor. De ki dün bir sohbetteydim. Böyle garip bir halet vardı. O haleti tekrar tatmak için bir hap versene. Deyince ne der? Der ki beni de yarın götürsen oraya. Aklı varsa tabii. Mukarrin mi oluyor yani abi? Evet. Yani uygun hale geliyorsun. O evet. Duruma. Şartlar yerine gelince... İmkansız yani. Evet, mümkün değil. Mümkün. Şu anda battan tebdil-i mekan oluyor. Mert'te oluyorsunuz, mert. Mert nasıl ki bir şehvet, bir gadab, bir hicret böyle, bir öfke, bir merhamet, bir şefkat.
zaten iki şeyde altına imza atmayın ciddi şeylerin. Aşırı mutluyken, aşırı asabiyken sakın böyle şey yazmayın diye. İmza. Şu andaki haletiniz, şu andaki hale o üzerine battaniyelerin kalkmasıdır. Yani insan odun gibidir. Burada misal vermiştim. Odun ama biliyorsunuz zıtların cemidir. Nur ve dumanın cemidir. Buz ama sudur. Su ama aşikâr olur. Odun ama duman ve nurdur. Nefis ve ruh. Odun bedendir. Duman nefistir. Nur ruhtur. İki şeyin cemi. Duman da nur aynı yerde. Cesette de aynı yerde. Yesinler dumanını, şeytanı. Şeytan olmasa hayat anlamsız olur ya. Kalitesiz olur. Donuk olur hayat. İyi ki var diyeceğim ama demeyeceğim. Hasan abicim çok özür dilerim. Şunu söylemeden yapamayacağım. Daha önceden bu benzerlikte bir şeyler söylemiştiniz. Çok tesir etmişti bana. Kendinden daha değerli olan bir şeyle içini doldurmak için kendini, içindeki kendini boşaltman lazım. Evet. Kendini terk edeceksin. Terk ben. Sibgatullah diyordunuz evet. Galiba değil mi? Sibgatullah. Bu da ihlasa en güzel zemin oluşturmaktır. Evet. O sibgatullah Allah'ın sıfatlarıyla o boşalmak demek, boşaltmak, terk yani. Mesela takva nedir? Meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. İkisi de lügata bakarsanız meniyatla günahlar aynı. Oysa meniyat terkler, terkler. Günahlar ise haram olanlar. Birisi terk, birisi dimağa bakıyor, birisi kalbe bakıyor. Dima terklerle çalışır, kalp haramları terklerle çalışır. Namaz ve zikirle çalışır yani. İbadette. Dima terklerle çalışır. Cep telefonu bak terk et bak nasıl çalışıyor kafan. İnternet televizyonlara maçlara bak uzaktır. Bak neler geliyor sana. Bak yerinde durabiliyor musun? Beyninin ürettiği enerjiyi dizilere verirsen kafa biter. Cep telefonları verirsen artık konuşakalmıyor. Ama hiçbir yere harcamadın. Vücut zaten harcıyor. Bu enerji nerede harcayacaksın? Yerinde duramayacaksın işte. Terklerle çalışıyor kardeş. Başka, her söz, her söz beşeriyetin müptela olduğu mahfi emrazı gösteriyor Risale'de. Her söz beşeriyetin müptela olduğu mahfi, gizli, ruhsal hastalığından bahsediyor. Mesela ifrat-ı şefkat ruhsal bir hastalıktır. Başka? Nasıl bir örnek verebiliriz abi? Mesela beşeriyetin haddinden, hududundan çıktığı zaman eğer teklere muvaffak olamamışsa, leylim leylim yaşarsa emraz-ı kalbiye muptela olur, kalp hastalığına muptela olur. Kalp çalışmazsa artık beşeriyet çalışır, ölçü ben olur, ben merkezli olur ve mesela gurur olur, gurur kibir olur, ben merkezli olur, pergeli bene koyar, bene koyduğu zaman evde de öyle, karı koca münasebetlerinde ben memnun olacağım. Pergeli koydun mu daire bunun etrafında çalışır. Birinci senaniyet gurur olur. İki ben merkezde olur. Üç yeis olur. Dört tane şey olacak. Enaniyet olur. Gurur kibir başka, enaniyet başka. En dehşetlisi de yeistir. Allah'tan ancak kafirler ümidini keser diyor Kur'an'da. Yani artık ümitsizliğe düçar olur. Ümitsizliğe götürücü kimsesizlik olduğu zaman, sen kimsesiz olduğun zaman psikolojik hastalıkların başlar. Çünkü Allah Resulü bile sıkıldığı zaman kâ Ebu Bekir'e radıyallahu anh, kâ Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a, kâ Bilal Habeşi'ye, kâ Ebu Said'i radıyallahu anh'a, dört tane bir. Ben oradan niçin gidermiş? Ya Ebu Bekir konuş rahatla. Ben oradan fikir cihetini anlıyorum. Hatice Kübra'ya annemize giderdi. Sohbet ederdi rahatlardı. Hissi demek hiç sıkıntı. Bilal abi şey giderdi. Ezanla duygusallık. Ebu Said'e giderdi. Kur'an şeyi. Kur'an oku bizi rahatlat derdi. O da derdi ki estağfurullah ya Resulallah, Kur'an size geldi, bana geldi ama başkasından dinlemeyi severdim demiş. Peki, o da beşeriyet iktizası olarak üç tane şahsiyeti var ya beşeriyetin,
ubudiyeti, baba olması, komutan olması, tamam mı? Kulu olması, evlat olması, birisine evlat, birisine baba. Bir de risalet cihti var. Herkesin üç tane şahsiyeti var. Bu üç tane şahsiyeti karıştırırsanız evde geçimsizlik has safhada olur. Üç tane şahsiyet vereceksiniz. Mesela bak ben kendimi vereyim, ondan sonra herkese. Bir, benim bu kürsüden çıktıktan sonra yatmam, kalkmam, dostum, akraba, birisinin çocuğum, birisinin kardeşim, ne var ne yok, nasılsınız, iyi misiniz kardeşim? Bu benim eşiretim. Bununla hiç alakası yok. Benim kitap okurken, ibadet ederken, oruç tutarken, yani kulluğum, Allah'a karşı durumum. Bir tanesi senle karşı durumum. İkincisi Allah'a karşı durumum. Üçüncüsü kürsüye geçip, Dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkate makamına geçtiğim an. Üçü ayrı bir şahsiyet iktiza ediyor. Ben buradan çıktıktan sonra bu aleti benden arama. Şu anda bana giydiriliyor. Senden dolayı. Ne anlatmaya çalışıyorum bunlar? Üç tane şahsiyeti karıştırırsan bana bu hanım nasıl der ya? Niye der ya? Niyeti neydi? Allah Allah ya. Şuna bak ya lan, dizine dursun lan senin. İyilikten de anlamıyorsun demeye başlar. Niye beşeriyetine vermiyorsun? Üç tane şahsiyeti var. Niye genelliyorsun? Sen zaten hep böylesin. Hadi bitti işte. Beşeriyetini ver kardeşim, her zaman öyle mi? Değil. Üç tane şahsiyet var herkeste dediğin zaman o kadar sıkıntıdan kurtulursun ki. Doktorda yok ki böyle bir şey. Ustad bunu çıkarmış, biliyor musun? Doktor, psikoloji doktorlar bozulanı görüyorlar. Bozanı görmedikleri için tedavi olmuyor. Uyuşturuyor. O düşünceyi bastırıyor psikoloji hastalıkta. Bir daha söylüyorum. Doktor, psikoloji doktor bozulduğun yeri, organı görüyor. Serotonin maddesi salgılanmıyor. Tiroid bezleri şu oluyor. Bağırsak çalışmıyor vesaire. Bozulanı görüyor. Bozanı görmüyor. Kim? Gafil doktor için söylüyorum. Cinlerin, şeytanların, ervah habiselerin bozmasını görmediği için bozulanı görüyor. Bozulanı tamir ediyor, gene adam bozuyor. Tamir ediyor, gene bozuyor. Onun için 7 sene ilaç kullanıyor. Ama bu ilacı kullanırken bunu da ortadan kaldırsaydı, buna da deseydin, dini kaynak gösterseydi, oraya da git deseydi, din kutsiyet kazanacak diye dine göndermiyor adam. Dine göndermiyor. Bir daha söylüyorum, doktorla Risale-i Nur'daki böyle teselli dersleri şudur. Tıp, gafil doktordan bahsediyorum, haşa Müslüman'da bahsetmiyorum. Gafil doktor bozulanı görüyor. Bozanı görmüyor. Bozulanı tamir et, gene bozuluyor. Çünkü bu var, devam ediyor. Onun için 7 sene, 3 sene ilaç olur mu? Niçin? Böbrek belli. Hastalık belli ise ilaç belli. 3 tanesi bak. Organ belli. Hastalık belli. İlaç da bellidir. Şimdi gözün belli. Hastalık belli. İlaç da belli aşağı yukarı. İyi dinle şimdi. Psikoloji bozuk. Organ belli değil. İlaç nereye ilaç vereceksin? Sıkıntı var. Olan da ne? Psikoloji. Organ yok. Yani psikoloji niye bozuk? Kafam bozuk. Yok, itikadın gayet konuştuğun zaman acayip. Ulema gibi konuşuyorsun. Şeyh gibi namaz kılıyorsun. Yani hangi organın bozuk? Bir böbrek değil, dalak değil ki. Psikoloji. Ne demek böbrek, dalak, kafa, kalp? Yok. Ruhu inkar eden adam ruhun bozuk diyor. Ve ruh tamircisi makamında bulunuyor. Yani görmediğim inanmam maddi doktorlar var ya gafil. Ruha inanmıyor. İnsanı cesetle donmuş et yanağı zannediyor. Tamam mı? İnsanı bedensel mutlu olacağını zannediyor. Ruhu inkar ediyor. Ruhu tamire götürüyorsun adama. Daha beter yapıyor. Başka? 71. Ha. Değil ben sayfa. Peki sen say. Ruhun kıymetli risaleleri okudukça, yazdıkça gitgide bir zevk-i manevi, bir saadet-i bediye hazırlıklarıyla coşacak, coşkunluklarının hayli devam ettiği oluyor. Ne mutlu bu, kim tutmuşsa buna. Peki, okursan, sana böyle, gaybden böyle, hani var ya istihare namazına yattığın zaman sana böyle cevap geliyor. Tekrar 71. Bak, kim bakayım ne diyecek. Defolsun gençlik rüyalarının kabuslu fırtınaları. Hani defolsun gençliğin kabuslu,
yani böyle sıkıcı rüyaları, yani temenni, hayatına sana yakışmayan gaye ve hedeflerin, onları yok et. Evet, 8-9 mu? Kim tuttuysa, herkes bir sayı tutsun. 72. sayfadan okuyacağım. Ha, 71 daha devam ediyor. Kendisini kendisini acı, yoksulluk içerisinde bunalıyor zanneden, ya benim ne ya, benim değerim var ya, ben ne basit adamım. Kendisini acı, yoksulluk içerisinde bunalıyor zanneden, muhayyilesi inkişaf edememiş kimseleri ikaz etmek emelini taşıdığıma emin olunuz. Yani kendini niye basit sırada görüyorsun? Bak, kendini kim tuttuysa tanımıyorum seni. Kendisini acı, yoksulluk içerisinde, yani dar ambarında kör tavuk gibi açlıktan. Öyle harika cihazların sistemi var ki, Cenab-ı Hakk'ın üzerindeki nimetleri fark ettin mi ya? Hep ağzımız alıştı yoka. Varları bir say bakayım, nimet Allah'ın atursa. Saymaya kalkarsan sayamazsın nimetleri. Efendim, 72. sayfayı okuyorum, kaç etti? 10. Onudu mu? 10. değil mi? 2. 75. 75. Madem çiçekleri görmek için baharı beklemek zarureti vardır, biz de ona şiddetle ve sabırsızlıkla intizar etmekteyiz. Acele etme, teniyle hareket et kardeş, kim tuttunsa. Yavaş ol, sebeplerine riayet et. Ne varsa. 75. Evet, 75. Aa sevgili ustadım. Aa sevgili ustadım. Sizden pek büyük istirhamım budur ki beni affediniz. 2-3 seneden beri dünyayı sevmez olduğum halde kurtulamadığımdan çok mu tesirim? Bak iyi dinle şimdi. Ey bu numarayı tutan, cümleye bak. Issız sahralar, susuz çöller ruhumun birer meskeni oluyor. Bir daha şiir, yani ben beceremiyorum ama ıssız sahralar, susuz çöller ruhumun birer meskeni oluyor. Ne diyor? Ben de bilmiyorum. Okuma programlarına katasın diyor abi. Evet. Okuma programlarına. Ama çok hoş yani. Aa sevgili ustadım, sizden pek büyük bir istirhamım şudur ki beni affediniz. 2-3 seneden beri dünyayı sevmez olduğum halde kurtulamadığımdan çok mu tesirim? Issız sahralar, sahrayı düşün. Sahra bir, dünya. Kardeşim, ruhuna uygun bir insan yoksa insan içinde yalnızsın. Issız sahralar. Sahra kardeş. Çöl olmasın abi. Çöl. Evet, çöl. Sahra. Susuz çöller. Ha, sahralarla çöl ne farkı var? Herhalde farklı değil mi? Issız sahralar, susuz çöller. Sahra, çöl Afrika'daki o kumların olduğu yer, çöl denilir. Sahra ise bir top sahası olur, bir ev olur. Sahra ya, sofra gibi. Bulunduğun mekan. Bu bulunduğun mekan, ötekisi düşünce. Issız sahralar, susuz çöller, ruhumun birer makesi oluyor. Yani ruhumun aksettiği yer. Ruhun orada ifade ediliyor. Peki, 77 okuyacağım. Bakayım kime ne çıkmış? 12. 12 kim tuttuysa. Tutmadan önce bir su içeyim. O da su içecek demek ki. Kur'an'ın bir makesi olan yalaleler, senin ne büyük ustad olduğunu kabul ve teslime kafidir. Sen ki ey aziz ustad, İslamiyet üzerine çöken zulmet ve gaflet perdelerini risalelerinle yırttın. O mülevves perdeler altındaki en nurlu hakikatleri meydana çıkarttın. Sensiz sarsılmaz
senin sarsılmaz azmin, kahraman metanetin, aramsız sayin, semeresiz kalmadı. Anadolu'nun ortasını öyle bir abahayat çeşmesi açtın ki, bu çeşmenin muslukları yazdığın risalelerin, neşettiğiniz eserlerin hakaikidir. Menba ve madeni, baki olan Kur'an-ı Hakim'in bahrıdır. Bir gün olup bu dar imtihandan saadet alemlerine göçtüğün zaman, kıymetli eserlerin senin namınla beraber yaşatacaktır. Ne mutlu, senin açtığın çeşmenin kıymetini takdir ile ona muhafız ve müdafi olan ve icabında eserlerinin ahkamını ilan ve telkin uğrunda bin can ile hayatını fedaya müheyya olan candan sevdiğin talebelerin var. Uhreviler diyarında olduğunuz zamanlarda dahi sizin ruhunuzu muazzez edecek hareketlerde bulunamayacaklarına emin olunuz. Elhamdülillah. Peki. Kaç mı şimdi? 13. Okuyorum. Diyanetten medet almayan eyli gafletin gafletini ziyadeleştiren edebiyat denilen müthiş sarhoşluk. Hani bu kürsülere çıkıp böyle diksiyon denilen var ya böyle riyakarlık ile insanları nasıl etkileyeceğiz dersleri, konferanslar, edebiyatlar satılıyor. Bilal abi şeye sormuşlar, Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'a da sormuşlar. Güzel konuşmak için ne yapayım diye bir sisi sormuş. Güzel konuşmak için. Şimdi de var değil mi? Ne demiş biliyor musunuz? Burayı dinliyor musunuz bak. Ebu Bekir Sıdık demiş o zamanda. İyi dinle. Dedi ki, güzel konuşmak odur ki içerisinde yalan olmayıp samimiyetini katılandır diyor. Samimiyetini katandır. Yalan olmayan her konuşma güzel konuşmadır. İhlas. İhlas. Evet sayın seyirciler. Böyle tamam mı böyle? Tamam o da lazım ama. Ulan bu belagat yalanı örtüyor. Bu tezgahlar nasıl insanları aldatacağız diye ders veriliyor. Nasıl ihtiyacı olmayan bir kadına mal satacağım? İsrafa nasıl alıştıracağım demektir. Öyle değil mi? Adam hakikaten bir elini veriyorsun kendini zor kurtarıyorsun. Ya mal almak zorunda. Onun dersini şey yapıyor. Ankara'da bir tane mobilyacı varmış bir abi. Geliyorlarmış karı koca, kendisi anlattı. Dedi ki mobilya dükkanının sahibi, bu tezgahlar değil. Arıyorlar, alıyor, seçiyorlar, tamam bunu oturuyorlar, tamam alacağım. Bu da sahibi. Kardeşim dedim diyormuş, Nurcu'ya bak. Kıdemek, kafa yok yani bunda. Kardeşim dedi, siz bunu niye alıyorsunuz? İhtiyaç var, evinizde mobilya yok mu demiş. Niye israf ediyorsunuz bunu alıyorsunuz gibi, var. Niye bunu ne şey yapıyorsun? Hakikaten tuhaf yani. Cemiyetin anormali yani. Onu ikna ediyor, vazgeçiriyor almaktan. İsraf etmeyin dedi, koltuğunuza kanaat edin dedi ya. Dedim fakir fukaraya verin o parayı dedi. O da diyor ki sen satıcı değil misin kardeşim dedi ya. Hem de mal sahibiyim dedi. Acayip. Nasıl böyle şey yaptın? Al bunu oku demiş ya. Görürsün bak ne demek o. İpi de koymuş iktisat risalesi. Böyle bir şey de görmedim ya. Dedim ya Nurcular durumu iyi değil. Böyle bir şey olur. Oluyor. Allah Allah ya. Ne yapacak? Başka? Rıza ilahi. Allahu Ekber. Bak rıza ilahi neymiş? Nerede bu? Rıza, bu kardeşimin bu hissine iştirak etmiyorum diyor usta. Rıza ilahi kafidir. Rıza ilahi nedir? Bunu bir böyle bir şey yapabilecek var mı böyle? Bir şey bizi de keyiflendirecek. Rıza ilahi neydi? Beşerin en yüksek makamı. Çok güzel. Başka? İçinde halk olmayan. İkinci? İçinde? İçinde halk olmayan. Ne olmayan? Halk olmayan. Halk olmayan. Güzel. Başka? Hani ne gay yapmasan rıza ile denilir. Eylemsel dönüştürelim bunu. Bunlar cenneti, iddia. He? Cenneti gaye yapmasın. Cenneti gaye yapmayan başka? Emirdağ'da diyor ki Emirdağ'da 96. sayfada ikinci Emirdağ. Diyor ki 20 hani zalimin zulmü tamam. Kadere soruyor.
Ben diyor siyasette uğraşmadığımı, siyasette olmadığımı, dünyalı bir şey takip etmediğimi herkes biliyor. Ama bu savcılar, bu devlet benimle uğraştı. 28 sene görmediğim cefa, sıkıntı, hapishane kalmadı. Zeyfe dahi. Tamam diyor, bu zalim yaptı işini. Kader niye fetva verdi diyor, kadere sormuş. Kader şöyle demiş ona. Sakın sakın hizmet imaniye Kur'aniyenin şahsi kemalatına, cehennemden kurtulup cennete girmene vasıta yapma diye, sakın ha diye önce de vuruyormuş. O abi yaptı da mı vuruyor? Bizim gibi gafillere yaparız tokat vururlar. Büyüklere ise yapmadan tokat vuruyorlar ki yapma ha. Yaptıktan sonra vursa tokat ne olur? Nasrettin Hoca çocuğunu testiyi veriyormuş. Suya göndermece dövüyormuş. Demişler ki kırdın ama dövüyorsun. Kırdıktan sonra dövsem ne olur? Onun için takipçilere önceden gelir. Aksiyon insanlara önceden tokat gelir. Onun için sizin zihninizde bazı vardı. O abi bana bu tokat niye geliyor? Ha bu için geliyor sana. Daha bir şey yapmadın. Yapmayasın diye geliyor. Bu yüksek makam, bunun adı Rıza İlahi. Hizmet imaniye Kur'an, bana bütün Rıza İlahi gösteriliyordu. Hizmet imaniye Kur'an'ını şahsi kemalatına ve terakkiyatına, cehennemden kurtulup cennete girmene sakın asayip vasıta ve vesile yapmayasın. Bana bütün bunlar terk ettiriliyordu. Bana tek bir şey Rıza İlahi gösteriliyordu. Niçin hizmet ediyorsun? Cehennemden kurtulmaya, cennete girmeye değil. Rıza İlahi. İşte abi, cennette olan da Rıza İlahi istiyor mu? Yani cennetten çıkartılan Adem Aleyhisselam'ın tek gayesi Rıza İlahi olduğuna evet, göre. Rıza İlahi tabii ki onun zaten meyveleri cennet. Rıza İlahi en zirve şey. Diyor ki Rıza İlahi kafidir. Eğer o yar ise her şey yardır. Eğer o yar değilse bütün dünya alkışlasa beş para değmez. Aşin de o kardeş mesela. Gidiyor ya mesela. Veya dün, ikindiden dün 14 yaşında çocuk. Ne kadar oldu? Bir saat oldu mu? Kaç? Bir saat oldu. Peki. Şunu bitireyim şu sayfayı. Tamam. Şimdi 14 yaşında dün ikindide etkilenmemin sebebi ikindide de yağmur yağdırılıyordu karşıda. Karşıda vefat etmişti. Karşıda 14 yaşında. Dedim ki yağmur yağdırılıyor. Şimdi o topraktan iniyor değil mi şey, su? Kefene şıp şıp gidiyor. Ya. Yani bize şey geliyor ama biz de öyle. Ya biz, seni ve sen, hepinize söylüyorum, siz de ben de dahil. Gömüldükten sonra, yarım saat sonra üzerinize yağmur yağacak inşallah. Çünkü hizmet ehli olduğunuz için. İnşallah. Çarşıya sizi bulacak. Kabir dar. Karanlık, soğuk, yağmur, kimsesiz. He? Yalnız. Yalnız ve kimsesiz. Evet. Yalnız ve kimsesiz. Soğuk ve karanlık. Evet. Dar. Ama nüker mekir denilen iki mukarrep melaike arkadaş diyor. Bir çıkar geldiler diyor. Benimle tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi ne için dedim biliyor musun? Rıza İlahi'den başka ne gaye olabilir ya? Yani o sen ne olur kral, ondan sen ne olur? Yerin altında öyle krallar var ki. Senin kadar şu anda zamanı yok. 500 sene yaşayıp o kral olanlar var ya, iman nasip olmamış. Şu anda diyor ki, Ya Rabbi bir an bana bir dakika müsaade et, gideyim. Kur'an lisanıyla, hadis ifadesiyle. Bir zam, bir dakika müsaade et, bir gideyim. Ne yapacakmış biliyor musun adam? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çabuk söyleyecek ki zaman geçmesin diye. Ona verilmeyen bir dakika şimdi sende var. 500 sene yaşamış ama o bir dakika kadar bir zaman olmamış. Adama diyorum ki derse gel, namaz kıl diyorsun, derse gel diyorsun, zamanım yok diyor. Zamanı sana verene zamanın yok. Ölümün yaşı yok arkadaşlar, kabre giriş yaşı yok. İlkokul, okula giriş yaşı kaçtır? 7. Askerlik 20. Kabre giriş yaşı var mı? Yok. İşte diyor ki Rıza ile kafidir. Eğer o yar ise her şey yardır. O yar değilse bütün dünya alkışlasa beş para değmez. Şimdi adam bak şimdi vedalaşmaya geldi. Etkilendim ya. Dünya onun olsa ne olur? Dünya onun olsa ne olur?
Bir tane Twitter'da yazıyor 3 gün önce. WhatsApp'ta var değil mi? Belki de şeyinizi görmüşsünüzdür. Ne olur diyor. Hastalığımdan şüphelendi, doktor parça aldı. Kötü haber gelmemesi için dua istiyorum diyor. Şimdi onun 2-3 günü nasıl geçiyordur? Ya değilsin deseler yeniden ayet veriliyor. Ama şu anda biz anlamayız. İnsanların takdiri, istihsanı, alkışlaması. Eğer böyle işte, eğer böyle işte, böyle ameli uhrevide illet ise o ameli iptal eder. Eğer müreci ise o ameldeki ihlası kırar. Eğer müşevik ise safetini izale eder. Eğer sırf alameti makbuliyet olarak istemeyerek Cenab-ı Hak ihsan etmiş ise o amelin ve ilmin insanlarda hüsnü tesiri namına kabul etmek güzeldir ki وَجَعَنَّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ buna işaret eder. Burada duruyor. Gece ve gündüzünüz mübarek olsun. Buradaki gayem şuydu. Doğru düşünmek için doğru malzemeler lazım. Doğru malzemeler idealist bir insanın el kitabı Barla'dır. Diş dünyamızı tanzim etmek için Kastamonu layıkasıdır. İçsel hisler dünyamızı kontrol etmek için Emirdağ layıkasıdır. İmani ve İslami inkişaf için sözler, mektubatlemalar, şualar imani esaslardır. Hele hele idealist bir insan Barla okuması lazım. Yani yap, yapma, de, deme, bulun, bulunma Kastamonu'da. İlmi siyaset. Ne demek ilmi siyaset? Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslu. Yapacağının kitabı. Kastamonu. Yapma. Eğer Kastamonu okursan, yapışırsan, kimin yanında, kime taraftar olacağını bilirsin. Batıla taraftar olmasın hak namına. Batıla nasıl taraftar oluyorlar? Hak namına. İstikametsizlikten kaynaklanıyor. İstikamet de durup dururken verilmiyor. Bakın, doğru istikamet olmasa ilim dalalete hizmet eder. Karun, Belam bin Bağuralar bir sürü geçmiş mezarlıklarla doludur. İlimle dalalete gidenler. Cehalette gidenler zaten yok. Peki nasıl gidiyorlar ilim ile dalalete? İlmin kıblesi doğru sadakattır. İlmini sadakat, sadakatla doğru kıbleyi tutturursan o ilim marifet olur. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavatı.